İskender Bediroğlu. Mercan Hatun'la evlenmeyi istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Mercan Hatun, Candar Bey'in eşi olmayı kabul ediyor musunuz? Evet. Kardeşimi rehin aldınız. Ona eziyet ettiniz. Bir de namusuna niye dokunursunuz ha? Ötekiler yaptı. Ben değil. Kur'an'a el basayım ben değilim. Engel olmaya çalıştım. Kardeşim yalan söylemez. Gözlerinde sevgi okumuyorum Mercan gelin. Hep o yabani, meydan okuyan bakışlar. Gözlerime hükmedemem Candar Ağa. Seni seviyorum. Ben seninim Zimar. Hadi yürü. Ağırdan geçip arka duvardan atlarız. Hadi. Öldüreceğim seni Mercan! Öldüreceğim seni! Hadi gel, hadi. Zimar, uyan! Uyan! Yok, yok baba. Birlikte gitmişler. Zimar yapmaz. Zimar bunu yapmaz bana. O benim oğlum. İçimi kanattın Mercan. Ciğerimi kanattın. Zehir gözlü. Ya sen Simar? Sen en can alıcı darbeyi vurdun. Dikkatli ol canlar. Sakın kendini. Bu hainliği yapan her türlü şeyi yapar. Ben de geliyorum baba. Hayır olmaz, bir yere gidiyorum. Hayır. Hayır dedim, izin vermiyorum. Gideceğim. Artık onları sağ istemiyorum. Ölülerini gözlerime göreceğim baba. Çabuk olun. Sallanmayın hadi. Mercan'dan kurtulduk. Kendiliğinden gitti evimizden. Ya babanın yaralı yüreği? Onu asıl parça parça eden Mercan'ın gidişi değil. Simar'ın ihaneti. Alışır. Zamanla unutur baban. Bir hain olarak kabul eder. Hayır sultan. Benim kocam bunu içine sindiremez. Vekilim, 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 vekilim. Hayrola Ahmet, ne oldu? Ortalık yıkılıyor vekilim. Ne oldu? Duymayan kalmamış. Mercan Hatun, Candar Ağa'yı bırakıp oğluyla kaçmış. Ne diyorsun sen ya? Bana bak, ağzından çıkanı kulağını duyuyor musun sen ha? Candar Ağa bütün adamlarını toplayıp peşlerine düşmüş. Çok üzüldüm be. Tamam, sağ ol Ahmet. Güle güle. Tüh tüh. Vah vah.
Vah vah! Vah vah! Vah vah! Mehmetcan! Miboş! Buradayım hayatım. Koş koş! Haber geldi. Kız canları bırakıp oğlun Simar'la kaçmış. Ah ah ah! Alma Mazlum'un ağını. Çıkar aheste aheste. Bu pek aheste çıkmamış canım. Baksana, gerdek gecesi kaçmış kız ya. Yaşa Mercan, yaşa be! İntikamımı aldım vallahi. Canları dokundurtmadın kendine. Oh, oh, içim yağ bağladı vallahi. Oğlumun sözlüsünü elinden aldı. Bak ona da aynını yaptılar işte. Daha beteri hanım, daha beteri. Nikahlı karısını aldılar. Hem de kim aldı? Oğlum dediği Simar. Ay ben dayanamayacağım. Kalkıp oynayacağım bu müjdeye. Oh oh. Vallahi doğru. Bu oynamazlar. Ne oynanır be? Asıl benim oynamam lazım oh, be. Oh 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 oh. Oh, oh, oh. Çok yoruldum. Doğru yolda olduğumuza emin misin? Dedenin yerine buradan mı gidiliyor? Evet. Ama akşam ancak varırız. Hadi dayan biraz. Çok yoruldum. Biraz dinlenelim. Ah. Hepsi peşimizdedirler şimdi. Candara bütün bir aşireti peşimize takmazsa şaşırırım. Onlardan kurtulmamız gerçekten çok zor olacak. Ama bir yolunu bulacağız. Merak etme sen. Bulamayacaklar. Kusura bakma. Seni kullanmak zorundaydım. Yaşatır mıyım ulan sizi? Yaşatır mıyım? Alın, getirin şunları bana. Bulun onları bana. Sakın bulmadan gelmeyin. Ben ne yaptım?
yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana alçak. Babam seni oğul belli. Bizler kardeş. Yazıklar olsun. Koynumuzda yılan beslemişiz. Ayaklarına vardığın ağanın karısını çalarsın ha? Menekşe. Buyurun Esma Hanım. Anneniz Firdevs Hanım nerede? Biraz rahatsızlandı da odamızda efendim. Eşyalarınızı toplayıp gidin buralardan. Artık burada kalmanız için hiçbir sebep yok. Herkes kendi evine. Bu iş bitmiştir. Candaraya gideceğimizi bir haber versek mi? Anan da sen de haber vermeyin Candaraya. Gittiğinize memnun olur. Gözüne bir daha görünmezseniz iyi edersiniz. Hı hı. Güle güle. Gel sen de benimle. Alçak. Ödeyeceksin hepsini. Babama ihanet ettin. Bize ihanet ettin. Göreceksin. Hain. Yaşatmayacağız seni. Öldüreceğiz. Hain. Canlarım. Candar. Ne oldu? Bulabildiniz mi? Benden kaçacaklarını mı zannettiler? Kızı değil ama o haini. Simar'ı yakaladım. Candar. Bakışların bıçak gibi. Gözlerinde korkunç şeyler görüyorum. Yapma. Aklından geçen her neyse vazgeç. Bunu onlar istedi. Kendi idam hükümlerini kendileri imzaladılar. Kendileri çekti iplerini. Kurban olayım. Ne halleri varsa görsünler, bırak. Ne zamandan beri hainler affediliyor Esma Hatun? Senin büyüklüğüne affetmek yaraşır. Kirletme elini. Bulaşma ihanetin pisliğine. Aşağıya götürün. Bodrum'a mı ağam? Daha da aşağıya. Mahzene. Ellerini bağlayın. Üstüne kilit vurun. Emredersin ağam. Baba yaşatma. Bize bu kötülüğü yapanı yaşatma baba. Tamamdır ağam. İşte anahtar. Anahtarı bir kör kuyuya atın. Orada karanlıkta aç susuz yaşayabildiği kadar yaşasın. Ona biçtiğim ceza bu. Yavaş yavaş öldürmek onu. Simar'ın bir oğuldan bir haine dönüştüğü bu ev ona mezar olacak. Çok güzel düşünmüşsün baba. Ona dokunmayacağım. Ne dövecek ne de işkence ettireceğim. Canlar. Burası bizim evimiz. Gelin geldiğim yer. Çocuklarımı doğurduğum yer. Aşağıda mahzende bir adamın ölmekte olduğunu bilirsen benim gözüme uyku girmez. Ben böyle yaşayamam. Ev ev olmaktan çıkar dar ağacı olur. Kasr-ı Bedir'in adı kirlenir. Bizler cellat değiliz canlar. Bana yapılan ihanetin cezasını çekecekler. Şimdi sıra Mercan'da. Onu bulacağım. Bu anahtar bende kalsın. Dedem izin var mıdır? Çok sıkıntım var dede. Anlatmak isterim.
Himmet isterim. Himmet mi? Allah'la kul arasına kimseyi koyma kızım. Kendin et duanı. Benimki kabul olmaz. Günahkar oldum. Söyle Mercan kızım, ne oldu? Ne oldu? Neden yemiyorsunuz? Hadi bakalım, afiyet olsun. Ne oldu Esma? Ne bakıyorsun kızı öyle? Yemeğini yiyor. Böyle bir durumda lokma geçer mi insanın boğazından? Hain bile olsa aşağıda evimizin mahzeninde bir insan can çekişirken... Biz burada nasıl bir şey olmamış gibi yemeğimizi yeriz. Unut aşağıdakini. Herkes unutsun. O sadece mahzene tıkılmış bir fare. Candara, sen niye yemiyorsun o zaman? Daha ağzına bir lokma attığını görmedim. Midem kötü. Hatice... Topla sofrayı. Hiçbirimiz bir şey yiyecek halde değiliz. Gönülden tövbe edersen bütün günahların bağışlanır kızım. Allah rahimdir. Hiç suçu olmayan birinin felaketine sebep oldum. Çok pişmanım dedi. Onu sevdiğimi anladım ama artık neye yarar? Çok geç. Çok geç dedem. Hayır kızım. Çok geç diye bir şey olamaz. Allah'ın zaman kavramı bizimkinden farklıdır. Geçmiş geleceğin içindedir. Zaman uzun bir çizgi değil. Devri daimdir Mercan kızı. Simara, beni istemedin onu istedim. Beni sevmedin onu sevdim. Fidan, seni kardeş olarak hep sevdim. Kardeş olarak öyle mi? Kardeş olarak. Bir kıza bundan daha büyük hakaret olur mu? Söyle, söyle bana. O Mercan ne zamandır giriyor koynuna? Ha, ne zamandan beri? Cevap ver. Hayır, hayır Fidan. Yalancı. Cevap ver diyorum. Asla öyle bir şey olmadı. Mercan'ın eli elime değmedi. Doğruyu söylemiyorsun. Bana her şeyi itiraf et, her şeyi. Seni benden başka kimse kurtaramaz Simar, kimse. Fidan, su istiyorum. Biraz su. Önce söyle, anlat. Söylediğim her şey doğru. Söylemezsen yakarım seni. Feneri samanların üstüne fırlattı mı tamamdır. Bu samanlar bir anda alev alır. Merak etme. Alevleri duymazsın bile. Çünkü duman seni çok daha önce boğar. Söyle. Bir anda ölüm, bir anda kurtuluş. Hangisi? Kurtuluşun benimle Simar. Hala vakit var. Seni kaçırırım buradan. Ama beni iste. Su istiyorum. Allah kahretsin seni. Önce beni sevdiğini söyleyeceksin. Beni sevdiğini. Kardeş gibi değil ama. Bir erkek bir kızı nasıl severse öyle. Dudaklarım çatlıyor kuruluktan. Su istiyorum. Tutuşturayım mı seni? Yakayım mı seni? Yakayım mı şimdi seni burada? Ne aptalsın? Sana aşkımı veriyorum. Sevgimi veriyorum. Sense ölümü ve acıyı seçiyorsun. Candar ağam. Fidan odasında yok. Hiçbir yerde yok. Nereye gittiğini tahmin ediyorum. Ağam. Bırak şu Simar'ı gitsin. Onu burada tutma. Hainleri evimizden uzak tut Candar ağam. Ölümü evimizden uzak tut. Ben söyleyeceğimi söyledim Esma Hatun. Sersem, kendine bir şans ver. Yaşama şansı. Ölmek için çok gençsin Simar. Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Hesap sormaya geldim baba. İntikamın tadını çıkarmaya.
Ver şu anahtarı. Ver dedim. Çık şimdi yukarı. Onunla hesaplaşmak benim de hakkım baba. Bana karşı mı geliyorsun? Bırak konuşayım onunla. Zehrimi akıtayım. Bana engel olamazsın baba. Fidan. Sen artık terbiyesizleştin. Saygısız olmaya başladın. Derhal İstanbul'a gidiyorsun. Okuluna dönüyorsun. Hayır baba, gitmek istemiyorum. Ben istiyorum, sen de gidiyorsun. Anlaşıldı mı? Hadi yukarı. Sus. Alçak. Af dileme. Af dilemiyorum. Affetmeyeceğini biliyorum. Öldür beni ağam. Öldür beni. Bana yapacağın iyilik bu olsun. O kadar kolay değil Simar. Ölüm kolay. Ama seninki zor olacak. Belki haftalarca sürecek. Bol bol düşünmeye, pişman olmaya vaktin olacak. Söyle bana. Mercan nerede? Nereye gitti? Bilmiyorum. Başıma taşı indirip kaçtı. Neden? Birlikte kaçmadınız mı buradan? Sana da mı ihanet etti yani? Ne çabuk. Ağam, bir damla su. 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 Ağam. Yalvarırım. Bir damla su. Su yok. Hiçbir şey yok. Kendi kendime yemin ettim. Ağam. Cemşah'ın hatırı için. Kaybettiğin oğlunun başı için. Gene sarhoş olmuşsun Beygo. Bu içkin yüzünden bütün ahır yandı. Zozan ölüyordu. Bana bak Beygo. Sana güvenmiyorum. Senden şüpheleniyorum. Şayet bir gün ağama en ufak bir şey yaptığını görürsem seni böyle yakarım. Sen beni ağanın yanında fıkra anlatıp onu güldüren adam mı zannettin? Gereğinde bunu hiç düşünmeden... Gözünün yaşına bakmadan gırtlağına sokarım. Anladın mı? Bu cinayetle aileni iyice tehlikeye attın Ali Kerman. Kardeşime tecavüz eden alçağı sağ mı bıraksaydın? Sen olsan öyle mi yapardın? Evet, öyle yapardım. Burası İstanbul. Daha kanunları geçmez burada. Öyle de bir geçer ki. O herifin Berfin'e saldırması daha kanunu değil mi? Hangi yasa izin veriyor? Hangi kitapta yazıyor? Sen kitaptan yasadan ne anlarsın ki? Oğlum. Bağırmayın. Kızın ateşi var zaten. Candar'ın adamını öldürmen hepimize pahalıya patlayacak Ali Kerman. Yine buraya gelecekler ve bu defa kim bilir hangimizin canını yakacaklar. Yoo, gelmezler. Gelemezler. İşin o kadar ucuz olmadığını anladılar. Korkarlar artık. Oğlunu duydun mu anne? Memleketin bir ucundaki köyünden geliyor ve İstanbul'un kabadayılarına gözdağı veriyor. Ne aslan yavruları varmış be. Ben nerede olursam olayım. Aman burada olmadan nerede olursan ol. Birinize en küçük bir zarar geldiği anda bunu misliyle ödetirim onlara. Çabuk, çabuk saklan Ali. Çabuk oğlum, çabuk. Açın polis. Kapıyı açın polis. Evet, buyurun. Ali Kirman'ı arıyoruz. Berfin'i de. Kızım hasta. Ateş içinde yatıyor. Büyük oğlumsa yok. Nerede olduğunu bilmiyorum. İçeri girebilir miyiz? Arama yapacağız. Hayır, giremezsiniz. Ev sahibi benim. Buyurun girin. Yukarı bakalım. Ne
Kız bu mu? Evet. Doktor raporu aldınız mı? Yok, istemedik. Canımızla uğraşıyoruz biz. Oğlunu adam öldürdü biliyor musun? Katil oldu Ali Kirman. Kanundan kaçamaz. Görünce söyleyin, gelip teslim olsun. Oğlum kardeşini getirip bıraktı. Bir daha da görünmedi. Yine geleceğiz. Ali Kirman'ı buluncaya kadar siz de rahat yüzü göremezsiniz. Kız bizim misafirimiz dedik. İyi davranılacak dedik. Ama bizim adamımız ne yapıyor? Kızın ırzına geçiyor. Ali Kirman öldürmeseydi ben öldürecektim o namussuzu. İşin içine cinayet girince polis olaya el koydu tabii. Selçuk emniyetten döner dönmez beni arasın. Mercan? Ne arıyorsun burada? Neden geldin? Neden? Git buradan. Git evimizden. Senden kurtulduk. İstemiyoruz bir daha. Ne yüzle geldin? Ne istiyorsun? Dinle. Babanla konuşacağım. Hepsi o kadar. Hayır. Hayır git. O seni istemiyor. Babamı göremezsin. Yeter. Burası benim kocamın evi. Ben Candar'ın nikahlısıyım. Evime döndüm o kadar. Anne! Anne! Ne işin var burada Mercan? Ölümüne mi susadın sen? Sakın bir daha ağamın gözüne görüneyim deme. Aklın varsa bir an duruma git. Kocamla konuşmaya geldim Esma Hatun. Kocanla mı? Ne kocası? Sen Simar'la kaçmadın mı? Sen kocasını aldatan aşağılık birisin. Ne cesaretle geliyorsun şimdi? Kaçmadım, kaçırıldım. Ama kocamdan başka, Candar'dan başka kimse hesap verecek değilim. Anne durdur onu, engelle. Varsın gitsin kızım. Gitsin de neler olacak görelim. Henüz kız şoktan kurtulamadı. Yoksa ilk fırsatta sorguya alınacak. Sen polisle bağlantıda kal Selçuk. Kızı sorguya aldıklarında belki Ali Kirman'ın yerini öğrenebiliriz. Ben de öyle düşünüyorum ağa. Eğer iş uzarsa haber ver. Ali Kirman'ı avlayacak usta bir tetikçi gerekecek. Tamam efendim. Başka bir emriniz var mı? Başka bir emriniz var mı? Yaşatmayacağımı bilmiyor musun? Beni dinle. Ondan sonra istersen vur, öldür beni Candar'a. Ama günahıma girme. Yoktan yere suçlama beni. Çok hain tanıdım ama. Senin gibisini hiç görmedim. Sana geldim ben Candar'a. Simar beni zorla kaçırdı. Seni kurtarmak için gittim onunla. Gitmek zorundaydım. Beni öldüreceğini bile bile geldim. Döndüm sana. Çünkü anlatmak istedim. Olanları bilmeni istedim. Senden ayrı kalmaktansa ölümümün senin elinden olmasını istedim. Ben masumum Candar ağam. Sana ihanet etmedim. Çünkü artık senin nikahlı karınım ben. Seninim ağam. Bu namussuzluğu sana yapamam. Öyle olmasa gelir miydin? Bir pundunu bulup taşı kaptığım gibi indirdim başına. Yarıldı. Öylece bıraktım onu. Sonra da kaçıp sana geldim. Yalan. Yalan söylüyorsun. Ne olur dinle. Bütün bunlar yalan değil ağam. Gerdek gecemizde seni beklerken heyecanımı yatıştırmaya çalışıyordum. Pencere aralıktı. Simar'ın oradan girdiğini görünce neye uğradığımı şaşırdım. Gözlerime inanamadım. Elinde bir silah vardı. Dosdoğru başıma tutuyordu silahı. Beni sevdiğini, sana bırakmayacağını söyledi. Yoksa beni de, kendini de vuracaktı. Önce böyle dedi. Ben de tamam, vur o zaman. Çünkü asla senin olamam dedim. O zaman öyle bir şey dedi ki,
Onunla gitmekten başka çarem kalmamıştı. Ne dedi? Ne söyledi? Seni öldüreceğini. Beni mi? Evet. Kapının dışında olduğunu biliyordu. Kapıyı bir anda açıp sana ateş etmesi işten bile değildi. Çaresizdim. Seni vurmasını önlemek için onunla gitmekten başka yapacağım bir şey yoktu. Kapıyı içeriden kilitledim. Kolumdan çeke çeke silah tehdidiyle götürdü beni. İnanmıyorum. Bu kadar çıldırmış olamaz Simar. Çıldırmıştı ağam. Bana göz koyduğunu daha önce de biliyordum. Ne? Ne diyorsun sen? Simar'da gönlüm olsaydı çoktan giderdim onunla ağam. Simar burada. Onu yakaladık. Sahi mi ağam? Evet. Yürü. Sen de cezanı buldun alçak. Ağanın karısını kaçırmanın sana nelere patlayacağını düşünmedin değil mi hiç? Mercan onu zorla ve silah tehdidiyle kaçırdığını söylüyor Simar. Mercan doğru söyler ağam. Onu daha Kasr-ı Bedir'e getirmeden bile kaçmayı teklif etmişsin. O zamandan beri gözün varmış. Mercan ne dediyse doğrudur. Demek alçak olan sensin. Sadece sen. Hem de sandığımdan 100 misli, 1000 misli daha alçak. Evet ağam, Mercan masumdur. Bana çok yalvardı. Ama dinlemedi. O benim olacaktı. Kafamı koymuştum. Bırak ağam. Değmez bu kan size. Sen güzel yüreğini bu hainin öfkesiyle doldurma. Onu kaderiyle baş başa bırak. Sen Mercan'ına bak ağam. Mercan, bana hayatımı geri verdin. Kuyuların dibine düşmüştüm, ışığa çıkardın beni. Sen dönmeseydin bilmeyecektim. Bunların hiçbirini bilmeyecektim. Mercan gelin evine dönmüştür. Eğer gerçekleri anlatmasaydı hiçbirimiz bilemeyecektik. Hepimiz onu ihanetle suçlamaya devam edecektik. Hepsini Simar'a sordum. O da doğruladı. Mercan'ı zorla ve tehditle kaçırdığını itiraf etti. Simar için hiçbiriniz üzülmeyin. Bu akıbeti fazlasıyla hak ettiğini kanıtladı. Olanlar unutulacak. Baba nasıl unuturuz? Unutacaksınız. Sileceksiniz belleğinizden. Şu andan itibaren unuttunuz bile. Saygısız. Mercan'ın hatırına bu defalık affediyorum. Sen sonra kardeşinle konuşursun Sultan. Yanlışlarını söylersin. Yanlış yaptığına inanmıyorum baba. Ben de onun gibi düşünüyorum. Ne oluyor bunlara? Hepsinin iyi yaşamalarını sağladım. Suç mu işledim? Ne saygıları kaldı ne de töreleri. Ben kızlarımı anlıyorum Candar'a. Hiç de haksız değiller. Birliğimiz sarsılıyor. Bunu hala nasıl görmüyorsun şaşıyorum sana. Hiçbir şey sarsılmıyor Esma Hatun. Mercan bana ihanet etmemiş. Benim hayatımı kurtarmak için gitmiş. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Mercan'ım. Bana döndün ya. Benim yanımdasın ya Mercan'ım. Bu bana yeter. Candar'a. Oo, buyurun Vekil Bey. Hoş geldiniz. Hoş gördük ve... Candar'a
Bu iş benim nesidir böyle? Boş ver. Geçmişi sildik bugün. Bütün her şey oğlum yerine koyduğum o simardan çıkmış meğer. Mercan, sen git de dinlen yavrum. Büyük heyecan çektin. Hadi bir kendine gel. Gelin içeri geçelim şöyle. Buyurun. Önce beni bir tebrik et ağam. Sayende, senin sayende yeniden seçildim. Sırat köprüsünü geçtik vallahi. Doğru ya. Kendi derdimize düşüp seçim durumlarını atlamışız. Söyledim babama. Seni seçmeyecekler de kimi seçecekler dedim. Var mı böyle vatansever adam be? Babam benim. Sana milletvekilliği az gelir be Abdurrahman. Kırmızı plakalı arabalarla dolaşman lazım. Başka partide olsaydı o da olurdu ya. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buna da çok şükür. Hiç olmazsa elimizdeki imkanları kaybetmedik. Gözün aydın Abdurrahman. Desene, senin de bayramın, benim de. Mercan evimin kadını artık. İyi güzel de ev halkı ne diyor bu işe? Yani Esma, Sultan, kızlar. Ne diyebilirler Abdurrahman? İki gün surat asıp üçüncü gün alışırlar. Kadın milletinin tabiatına göre davranacak olsak hiçbir şey yapamayız. Hay ağzını öpeyim ağam. Vallahi doğru ha. Kulağıma geldi. Simarı yakalayıp getirmiş yine. Her şeyi itiraf etti. Yaptığı bütün alçaklığı. Yazıklar olsun be. Hani ben derdim ki bu canlara insan sarrafıdır. Böyle adama bir baktı mı ciğerini okur. He, doğru vallahi dediydi babam. Vallahi sen bile yanılmışsın ağam. Mercan da yanılmamışım gördün mü? Doğru kızı seçmişim vekil bey. Ne oluyor Fidan? Gidiyorum anne. Gidiyorum da ne demek? Babam beni kovdu. Burada istemiyor. İstanbul'a okuluma gidecekmişim. İyi olur. Hiç olmazsa okulunu aksatmazsın. Ama şunu bilin ki İstanbul'dan daha uzağa gideceğim. Okul filan umurumda değil. Ben Ceylan ablamın yanına Amerika'ya gideceğim. Saçmalama Fidan. Ablanın yanına Amerika'ya gitmek de nereden çıktı? Bu acıları, Simar'ı geride bırakmak istiyorum. Ceylan ablamla biz iki kardeş birbirimize destek oluruz. Yalnızlığımızı, babamın başına açtığı dertleri unutmuş oluruz. O da bu asi elattan kurtulur. Fena mı? Ah Fidan'ım. Ah Fidan'ım. Her şeyin üstüne bir de sizin hasretliğiniz. Ah Fidan'ım. İyi günler Fikri Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş, tebrik ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun, sayenizde. Akşam yemeğine misafirlerim var, unutmuyorsun değil mi? Tabii efendim, masanız hazır. Mustafa Bey de birazdan gelecek. Sağ olasın. Baba, o ecnebi kız. Kim? Hani Kasr-ı Bedir'de gördüğümüz. Ha, bildim, Simar'ınki. Konuşalım mı? Bana kalırsa hiçbir şeyden haberi yok zavallının. Konuşalım ya. Ulan bu huriyle konuşmayacağız da kiminle konuşacağız? Gel bakayım. Yavrum bak bakayım. Hoş geldiniz vekilim. Bayana benden bir içki. İçki mi dediniz sayın vekilim? İçki tabii. Kebap verecek değilsin ya. Her yerin bir racunu var. Baba ayıp ya. Nedenmiş? Ya burası pavyon mu? Senin direkt konuşman lazım ya. Tabii. Hı? Hemen konuşmam lazım. Hı? Milletvekili dediğin ülkesini dış mihraklara korumakla beraber her şeyle baba, ilgili... Baba ne diyorsun ya? Uf. Aynı zamanda yabancılara ülkesini tanıtmakla yükümlüdür. Değil midir yani? Hello. How are you? Ya beni tanımadın mı? Hani Candarağ'ın evinde. Candarağ home, in the home, Candar, Simar. Aa, Simar. Evet. Simar nerede? Simar'ı bulamıyorum. Kötü. Simar'ın durumu çok kötü. Very bad durum. Bad. Ama benim durum çok iyi. Very good. Seçimi kazandım. Ha, kazandım. Simar ne oldu? What happened? Simar
Simar aşk. Love love. Mu, mu. Simar. Simar Candar's wife. Love. Ya, evet love. Candar's wife. Ya oğlum yardım etsene biraz be. O kadar zaman geçti. Unutmuşum İngilizceyi. Biliyor muydun da unuttun baba? Oğlum meclisteki albümü de mi görmedin lan? Ne yazıyordu adımın altında? Ne yazıyordu? İngilizce bilir. Aa. Neyse. Şimdi Candar's. Candar's kill. Simar. Candar. Oh no. Ya yani şimdilik kill yok. Daha kill yapmadı ama sonra. Yani after. Oh my god. Yo hayır. Candar'a çok sever Simar. Olmaz. Yapmaz öyle şey. Depoya geri döndüğünde bana tecavüz edeni öldürdüğünü anlamıştım. Cezasını vermişti. Ötekiler yaralıydı. Onlara ilişmedi Ali Kirman. Hatta ben kendimi kaybedince engelledi beni. Seni evine Ali Kirman getirmedi mi? Evet ama bırakıp gitti. Yerini de söylemedi. Bir daha hiç haber çıkmadı. Oraya nasıl dönersin Ali Kirman? Etme oğlum. Buradan canını kurtarmak için kaçmadın mı? Memleketin senin için ateşten çember değil mi? Artık burası da öyle Bekir amca. Burada da hem polis peşimde hem Candar'ın adamları. Burası İstanbul oğul. Koca bir memleket. Koca bir yurt. Burada kaybolmak, saklanmak kolay. Senin gibi akıllı biri izini kolayca kaybettirir. Ama orası öyle mi? Kardeşime olanlardan sonra o Candar'ın peşini bırakır mıyım? Yaşatır mıyım onu? Peki be oğlum. Bu genç yaşında sen yaşamak istemiyor musun? En azından babamın, kardeşimin intikamını alana dek. Yoksa korkunun ecele faydası var mı Bekir amca? Ben birkaç köy dolaşacağım Mercan. İstekleri, ihtiyaçları bir dinleyeyim bakayım. Benimle gelmek ister misin? Yok ağam. Ben evde kalayım. Hem biraz evi tanırım. Gelsen iyi olurdu ya. Aşiret seni karım olarak yanımda görmekten hoşlanır. Şimdiye kadar hangi karınla köy gezdin Candar? Hiçbiriyle. Ama sen başkasın. Nikahlı karımsın. Doğacak veliahtımın anasısın. Başka zaman gelirim. Ev halkıyla buzları eritsem iyi olacak. Aferin sana deniz gözlüm. Eninde sonunda burada bir arada yaşayacaksınız. İyi geçinmek gerek. Ben de öyle düşündüm Candar. Barış yapmak en iyisi. Esma ile Sultan'dan problem çıkmaz. Fidan'ı da İstanbul'a yolladım. Sorun çıkarsa Nurcan'dan çıkar. Elimden geleni yapacağım. Sen gönlünü ferah tut. Rahat rahat dolaş aşiretin köylerini. Benden bir isteğin var mı Mercan'ım? Hayır Candar. Sağlıkla dön o kadar. Karılarımın hiçbiri bana Candar diye hitap etmez.
Belki bir tek Esma. O da ara sıra. Ben onlar için hep candar ağayım. Ama senin ağzına böylesi çok yakışıyor Mercan'ım. Hadi al asmalık. Güle güle candar. Gitti mi Fidan? Gitti. Geç bile kaldı. Her neyse. Ben akşama yokum. Mercan sizlere emanet. Ona iyi davranın. Mecbur muyuz canım biz ona iyi davranmaya? Sultan, ben bu işi çok düşündüm. Kız burada, evimizde. Beğensek de beğenmesek de bu böyle. Ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu diyardan gideceğiz. Kolay gelsin. Oo, Mercan Hanım bir isteğin mi var? Yok sağ ol. Yemekleri hep sen mi yaparsın? Ben yapıyorum ama kalabalık olunca yardımcılarım da var. Candar Bey ikilere git bir bak. Kış için eksik erzak varsa bana bildirirsin dedi. İstersen sen git kontrol et. Eksik bir şey varsa bana bildirirsin. Hanımım hemen gidiyorum. Şimdi sorun Mercan değil anne. Simar'ın durumu. Herhalde zavallının mahzende aç susuz ölmesine seyirci kalacak değiliz. İstesek de ona yardım edemeyiz Sultan. Ağanın karısını kaçırmak ne demek? Bu durumda nasıl sağ kalabilir? Emniyet müdürüne haber verdik mi tamamdır. Ne demek istiyorsun? Polis, jandarma gelip Simar'ı kurtarır. Hayır Sultan. Bunu yapamayız. Babanı arkadan vurmak olur bu. Seni o kadar üzdüğü halde onu hala koruyacak mısın? Ben aşiret kızıyım. Böyle yetiştirildim. Zamanında annem de babama erkek evlat verememenin acısını yaşadım. Cemşah'ım ölmeseydi bütün bunlar başımıza gelmezdi. Bediroğlu soyunun devamı için erkek evlat şart. Yoksa Candar da benim onu sevdiğim kadar sever beni. Bağışla beni. Sonra çok pişman oldum. Geri döndüm. Neden? Seni sevdiğimi anladım Simar. Ama döndüğümde yoktu. Seni bulmuşlardı. Candar'ın seni sağ olarak bırakmayacağını biliyordum. Bırakmayacak. Burada öleceğim. Hayır Simar. Ben buraya seni yaşatmaya geldim. Senin için döndüm. Senin için... Candar'ın oldu. Demek artık... Başka çarem yoktu. Karısıyım onu. Seni kurtarabilmek için Simar. Her şeye katlanmak zorundayım. Fidan'ı bindirdin mi uçağa? Evet ağam. Çoktan varmıştır İstanbul'a. Üzgün müydü? Hayır. Pek değildi ağam. Benim demirden ruhum en çok ona geçmiş. Hayat onu ezemeyecek. Mahzenin anahtarını almamışım. Coşkun geri dön. İsterseniz evi telefonla arayıp haber verelim ağam. Dön sen, dön. Telefon olmaz.
Bir yolunu bulup ikimiz de buradan kaçacağız sevgilim. Ama senin güçlenmen gerek. Ben sana bakacağım. Yitip gitmene izin vermeyeceğim. Çok zor Mercan, çok zor. Seni seviyorum Simar. Önce sadece kaçmak için kullandım seni. Ama sonra kalbimin seninle dolu olduğunu anladığımda çok geçti. Mercan. Buralarda bir anahtar gördünüz mü? Hayır ağam. Mercan Hatun nerede? Bilmiyoruz ağam, hiç görmedik. Ben ölümü hak ettim Mercan. Ağama ihanet ettim. Bedelini ödetirler bana. Hayır Simar. Sen beni sevmenin, bana inanmanın bedelini ödüyorsun. Seni gitmeye ben zorladım. Yine ben kurtaracağım. Merak etme.